Büyükşehir Belediye Başkanı adayısınız ama şimdi Eskişehir'de vali baba olarak siz çıktınız seçim arenasına. O zaten o vali baba kelimesi zaten o Eskişehirlilerin aslında daha önce valilik süreci içerisinde o halkla o diyalogtan kaynaklanan bir sıcaklık olmuştu. Şimdi bu sıcaklık MHP'nin genel seçimlerindeki aldığı oyla genel seçim arasında büyük fark oldu. Örnek yanlış hatırlamıyorsam genel seçimlerde MHP'nin Eskişehir 70 bin küsur oyu var ama genel seçimlere geldiğinde bu 70 bin oy 20 bine kadar iniyor. Şimdi siz bu süreç içerisinde halkla bir aday, bir partinin adayı olarak girdiniz. Bu genel seçimlerdeki oy düşüşünü siz en azından genel seçimlerdeki MHP'nin aldığı oyu hatta daha üzerine çıkacağınıza inanıyor musunuz? Evet. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi bundan önce yerel seçimlerde hiç iddialı olmadı. Onu biliyor zaten. Onu da kendileri de söylüyor arkadaşlar. Hatta diyorlar ki ya işte daha iyi aday falan filan gösterme durumumuz oldu mu diye. Ha, bundan önce gösteren adaylar daha kötü değildi muhakkak. Evet. Değerli insanlardı da iddia yoktu. Yani öyle bir iddia oluşmadı. Ama bu dönem farklı tabii. Bu durum çok farklı. Ya ben bir parti tabanından gelen bir insan değilim. Partinin ocaklarından, bucaklarından yetişmiş gelmiş, teşkilatlarından çalışarak gelmiş birisi de değilim. Ben devlet kademesinden geldim. Evet. Tamamen devlet kademelerinde okuldan mezun olur olmaz gözümüz açılmadan İçişleri Bakanlığı'na intisap ettik. Ondan sonra kaymakamlıktı, kurslardı, eğitimlerdi, yurt dışı eğitimlerdi, yurt içi eğitimlerdi derken bir müddet kaymakamlıktan sonra İçişleri Bakanlığı'nda bir hukuk müşavirliği kısa süre, sonra Milli Güvenlik Akademisi, onları da bitirdikten sonra Allah nasip etti, vali olduk. 15-16 sene civarında bir valilikten sonra, tabii en son Eskişehir'de 6 sene valiliğimize sayalım, onunla beraber 15-16 senelik bir valilikten sonra da emekli olduk. Merkez valiliği kısa bir süre, ondan sonra emekli olduk. Yani şunu demek istiyorum, beni Eskişehir halkı bir parçada partiler üstü görüyor. Sadece bir partiye mensup görmüyor. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin çatısı altında seçime giriyoruz ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin çatısına girmemize rağmen bizi Eskişehir halkı her partiye kucak açabilecek, her partili vatandaşımızı kucaklayabilecek, hiçbir ayrım gayrım yapmayacak, hiçbir vatandaşımızı ne siyasi görüş, ne mezhep, ne başka bir takım böyle sübjektif değerlere göre değerlendirmeyecek, onları vatandaş bilecek, insan bilecek, hemşeri bilecek bir yapıda görüyor ki öyle gördüğünde normaldi çünkü ben hep öyle oldum. Bu halimizde de hiçbir vatandaşımız, hiçbir parti bir iktidar zamanında buraya geliyorsunuz. Herhangi A iktidarı veya B iktidar döneminde geliyorsunuz. Sizi buraya getiren bir siyasi iktidar ama biz siyasi olmadık. Yani ben hep burada Milliyetçi Hareket Partisi aday gösterdi. Allah nasip ederse halkımız seçerse biz gene siyasi olmayacağız. Halkımıza tamamen bize oy versin, vermesin. Yani onlar biliyorlar. Zaten bu yüzden vali baba sıfatını layık görüyorlar. Baba evlatlar arasında ayrım yapar mı? Babanın evlatlar arasında şu olur, bu olur, bu görüşte olur, şu görüşte ama evlat evlattır. O yüzden de bizi vali baba sıfatını görerek Eskişehir halkı ödüllendirdi. Bu bir ödüldür bana. O yüzden inşallah Allah nasip eder halkımız teveccüh gösterirse ki ben çok büyük bir teveccüh olduğunu zaten yaşıyorum, yaşayarak görüyorum şu anda. Allah'ın izniyle inşallah bu seçimlerde değil Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarını almak bizim burada kazanma ihtimalimiz çok büyük. Yani biz şu anda başa güreşiyoruz Allah'ın izniyle. Yani rahatlıkla bunu söyleyebilirim. İsterseniz bunu şu anda kayıt altında zaten seçimlerden sonra bunu bir de oturup değerlendirir Sayın Valim. Siz bize Es Gazete'ye geldiniz, böyle söylemiştiniz dediğinizde hatırlatırsınız inşallah. Bunları hep konuşuruz. Çünkü ben muhtarlarımızla görüşüyorum, halkımızla görüşüyorum. Her kademede AK Partilisi, Cumhuriyet Halk Partilisi, MHP'lisi, diğer partilerde vatandaşlarımızla. Vatandaşlarımız burada partiye bakmıyor. Tabii yerel seçimlerde parti ön planda değil zaten. Yerel seçimlerin doğası icabı adaylar ön planda. İnsanlar burada hele Büyükşehir Belediye Yasası'na değiştikten sonra şimdi valilik yetkilerde, vilayetin bütün imkan, kabiliyet ve yetkilerde ilgilenmesi, feshedilmek üzere özelliklere ilave edildiği için tüm yetkiler Büyükşehir Belediye Başkanı'na toplanıyor. Artık Büyükşehir Belediye Başkanı bu kentin sadece belediye hudutlarından değil eski tabiriyle bütün kentin
hudutlarıyla sorumlu bundan sonra. Dolayısıyla halkımız da bunu bildiği için şu anda başına geçecek olan insanın kendisine ulaşılabilir, bu işi iyi bilen, ondan sonra eğitimi, tahsili yeterli, tecrübesi yeterli ve denenmiş olması bakımından da beni tercih ettiğini ben görüyorum. Bir de sizin bir iddianız daha var özellikle. Hep öyle olmuş yani Eskişehir'de genelde kırsal anlamda hep iktidar partiler, hep çoğunluk olmuş, hep elinde tutmuşlar, oylarını tutmuşlar. Tamam MHP'de orada kırsal anlamda oyları var ama böyle hani birinci parti esprisi çıkmadı. Şimdi sizin... Bu genel seçim için geçerli olabilir. Evet. Ama şimdi farklı bir durum var. Şimdi muhtarlar şunu düşünüyorlar. Köy muhtarları. Biraz önce Teboş Ziraat Odası Başkanlığımız bizi kabul etti. Odunpazarı Ziraat Odası Başkanımız da vardı. Orada 100'e yakın muhtarımız vardı. Yani ben orada %90 destek gördüm. %90 insanın gözlerinden okuyorum yani. Çünkü o insanlar şunu iyi biliyorlar ki ben oraya seçilirsem çünkü onlar bunu denediler bizde. Ben 6 sene valilik ettiğim için bu kentte onlar vali baba olarak gördüler. Hiçbir zaman onlar randevulu gelsinler, randevusuz gelsinler, gece yarısı sıkıntılar olsun, isterse valilikle alakalı olsun, olmasın, hangi konuyla ilgisi olsun olsun mutlaka sıkıntılarını ben aradılar ve bana ulaşabildiler. Ve onların dertlerine Allah'ın izniyle ölüm yoksa ucunda çare bulduk. Her zaman çare bulduk çünkü çare üretmek için eğitildik biz. Benim idareci uzmanlık alanım. Devlet çarkının işleyişini en iyi bilenlerden bir tanesi benim. Yasaların durumlarını, yasaların boşluklarını en iyi bilen benim. Dolayısıyla yani vatandaşa ya kanunla yasak kardeşim demedim ben hiçbir zaman. Vatandaş vicdanen haklıysa, yani yapılması gerekiyorsa mutlaka yasal bir boşluk da olarak vatandaşın işini gördük. Çünkü o iş görülmesi lazımdı. O vatandaş ona zaruret ihtiyacı vardı. Yani bunu bildikleri için hiçbir muhtarımız benim kapımdan, hiçbir vatandaşımız benim kapımdan olumsuzlukla dönmedi. Bugün ben mahallelerde dolaşıyorum, kahve toplantıları yapıyoruz, ev toplantıları yapıyoruz, salonlarda toplantı, dernekler, hemşire derneklerine gidiyoruz. Ve hiçbir daha bir kişi, Allah'ın daha bir kişi, bir kulu bana demedi ki Sayın Valim, siz sözünüzü unutmadınız, söz verdiğinizde. Demedi ki bir kişi, Sayın Valim kapınıza vardık, geri döndünüz. Demedi ki bir kişi, Sayın Valim vardık, derdimizi anlattık ama çare bulmadınız. Hiç kimse demedi. Allah'ın izniyle bana intikal ettiyse bir konu, vatandaşımızın derdi, sıkıntısı ki ulaşmakta çok kolay. Çünkü ben çarşıdayım, pazardayım, gençlerle maçtayım, açık tribünlerde maç izliyorum. Ondan sonra esnafın arasındayım, köylünün pancar tarlasındayım, her yerdeyim ben. Ben oturarak sırça köşklerden, halkımıza tepeden bakmadım hiç. Halkımızın hep arasında oldum. Dolayısıyla halkımız bunu çok iyi biliyor ve kendisine böyle bir büyükşehir belediye başkanı arıyor bizim halkımız. Göreceksiniz bakalım. Şu şey özellikle Kızılay'ın olayını sizin zaten o valilik döneminde çok ciddi ki sizin büyük gayretlerinizle Kızılay'ın olayı oluştu. Neyse bir proje oluştu. Son açıklamalarda zaten iki bakanlık da bu olayı kabul etmişler. Anladığımız kadarıyla artık bu projenin uygulama aşaması bakanlık kurulu. Yani bakanlık kurulu eğer bu işi onaylarsa hemen başlarsa bu iş başlayacak. Valla Şaban Bey'ciğim orada bir yanlışlık olması lazım. Bakanlar kurulundan çoktan geçti bu. 2007'de geçti bu. Ben size keşke çantamı getirmedim. Ben size bakanlar kurulu kararını gösterse göreceğiz göstereyim. Peki niye bugüne kadar başladı? Ha niye? Niye bakın ki su var, alan var, her şey var. Yani un ya un var, yağ var, şeker var da helva yapacak usta yok. Şimdi orada şöyle dediler özellikle kültür bakanlığı bir projesi anlamında bu gündeme geliyor. Şimdi oradaki arazilerin büyük bölümünün çevre orman bakanlığına ait arazileri olduğu için. O Çevre Orman Bakanlığı bu arazilerin tahsis edilmesi anlamında Kültür Bakanlığı'na. Şaban Bey, tabii orada üç türlü arazi var. Bir, özel mülkiyet. Evet. Bir şey demiyoruz. Köylerin tarlası var vatandaşlarımız. İki, orman mülkiyet olan yerler var. Üç, hazine mülkiyet olan. Hazine mülkiyet olan yerler az değil ki. Zaten Bakanlar Kurulu kararı çıktığı andan itibaren hazine mülkiyet olan yerler aktarıldı bu sisteme. Yani 49 yılında biliyorsunuz yatırımcı verilebilecek pozisyona geldi. Yani yatırımcı mülkiyeti verilmeyecek. 49 yılına yatırımcı çok cüzi bir kira karşılığında arsa verilmiş olacak. Yani sistem bu zaten. Türkiye'de uygulanan teşvikli sistem de bunu gösteriyor. Yani bir turizm yatırımı yapan vatandaşımız gelip burada arsaya çok büyük miktarlarda para yatırıp da yatırım maliyetini yükseltmeyecek. Yatırım maliyeti düşecek burada.
Onun için hazine arazileri zaten vardı. Eğer ben 20 gün daha burada olsaydım, yani 20 gün daha geç görevden alınsaydım, bir otelin temeli atılıydı. Evet. 1000 yataklı bir termal otelin temeli atılıydı. Yatırımcı geldi, 50 milyon dolar para getirdi. Tam yapacağımız sırada ben görevden aldım. Görevden alınca gelen vali arkadaşlarımız sahip çıkmadılar projeye. Başka sahip çıkanlar da olmadı. Dolayısıyla yatırımcı ortada kaldı. Baktık ki yatırımcı risk var burada. Kaçtı gitti. Yatırımcı riski asla sevmez. Evet. Bakın buraya bir yatırımcı ikna edip yatırım yaptırmamız ve ona buradan para kazandırmamız lazım. Bakın burada para kazanılıyormuş. Onu göstermemiz lazım. Türk'ün aklı gözündedir. Öyle derler değil mi bizim milletimiz? Evet. Aslında bütün milletler için geçerli bu. Herkesin aklı gözündedir. Yani göz önünde iyi bir örnek varsa ki pilot çalışmalar bunu gerektirir. Pilot bir yatırım yaptırıp buna bakmak lazım. Çünkü bizim burası, yani benim param olsa hiç tereddüt etmem yatırım yaparım. Çünkü yani burası Eskişehir'in göbeği, yani hükümet konağına 13 kilometre. Şehrin gibi yani mahallesi, Kızılinder köyümüz değil, Kızılinder mahallemiz artık burası. Dibinden Borsuk geçiyor. Dibinde hemen Tıfır Güllesi 5 kilometre. Öbür tarafında Tıfır Güllesi var. Alan çok geniş. Her türlü yatırıma müsait büyük geniş bir arazi var. 1400 hektarlık. Ondan sonra su bol. Yeterli derecede sıcak. Evet. Yeterli derecede Sağlık Bakanlığı'nın tahlillerinde en az 20-25 tane hastalığa, 20-25 hastalığa şifa kabiliğinde yardımcı tedavi için ideal su. Her şey var. Bütün mesele sizin yatırımcı ikna edip bir yatırım yaptırmanız. Arkasından gelecek yatırımcıları durduramazsınız zaten. Siz yapmayın yatırım buraya deseniz de o bir yolunu bulup mutlaka oraya yatırım yapacaktır. Çünkü para kazanıyorlar orada. Yani gerçekten 20 gün daha geç görevden alınsaydım orada 1000 yataklı bir otel şu anda vardı. Bakın bazı şeylerde istimardan gelsin yapacaksınız. İlla da her şeye bürokrasiye boğulmayacaksınız. Yatırımcıya sen buraya yap kardeşim, ben formantinin arkadan yaparım diyeceksiniz. Bunu demezseniz yatırımcı, orası şimdi yatırımcıya karanlık geliyor. Acaba batar mıyım? Orada bürokrasi beni boğar mı? Şöyle bilmediğim sıkıntılar çıkar mı diye önü karanlık geliyor. Onu siz aydınlatacaksınız. Onu yaptığınız zaman yatırımcı ikna ettiğiniz anda hemen gelecektir. Şu anda burada Eskişehir'de yaşayan hemşehrilerimizden parası olanlar var. Yatırım düşünüyorlar ama cesaret edemiyorlar. Bizim bunlara cesaret vermemiz lazım. Yabandan falan yatırımcı aramaya gerek yok. Buralarda bile var. Çünkü oraya yapacağınız otel, şimdi Anemur Oteli var. Adam burada Alemin Oteli'nde buradan varıncaya kadar Kızılindere buradan varıyorsunuz. İstesiniz demeyin. Arabaya geçin. Birisi Alemin'e gitsin, birisi oraya gitsin. Aynı mesafe. Yani şu anlama geliyor. Birisi termal otel, birisi normal otel. Şimdi termal otelde mi kalırsınız Eskişehir'e geldiğinizde yoksa normal otelde mi? Aynı mesafe çünkü. Yani bir yerde yapacağınız termal ve sağlık turizmi aynı zamanda şehir otelciliği de yapıyor. Hem şehir otel oluyor, hem termal otel oluyor, hem de spa oluyor. Evet. Sağlık turizmi oluyor. Müthiş bir şey. Müthiş bir kazanç kapısı. Ama Eskişehir'de müthiş şey kazandıracak bir kazanç kapısı. 2007 yılında Münih'te gittiğimizde Turizm Bakanlığı'na baktığı termelerde 28 derece sıcaklığı var. Adamlar sonra suya ısı vermek zorunda kalıyorlar. Suyu ısıtmak zorunda kalıyorlar. Bizde 52 derece var. Neredeyse iki misli. Evet. Şimdi bizim suyu soğutma gibi bir ihtiyacımız aslında olacak. Çünkü insan sıcaklığı, vücut sıcaklığı 36-38 derece civarında. Bunun 40 derece olması ideal bizde suyu. Şimdi böyle güzel bir suyumuz var. Çok da büyük soğutma maliyetleri doğuracak bize. Çünkü başka yerlerde 60-70 derece sıcak su var. Onda soğutma maliyeti var. Soğuk su katıyorsunuz, suyun radyoaktivitesi gidiyor. Yosunlaşma oluyor ve şifa özelliğini kaybediyorsun. Burada öyle bir dert de yok. Yani Cenab-ı Allah buraya her türlü nimet ve imkanı vermiş ama biz bunu beceremiyoruz. Burada bütün olay, işte dediğim gibi onun yağı, şekeri oranında karıştırıp helva yapacak iyi bir usta lazım. Allah'ın izniyle bu işin de ustası biziz diyoruz yani. Sayın Baba, bir de bir konu yine eski spora gözüküyor. Çok iddialısınız. Dediniz ki yani biz eski sporu İstanbul takımlarını diz çökeceğiz. Çökeceğiz. Ya tabii ki ama bir maçla ilgili değil. Yani bu sürekli olması gerekiyor. Gayet de hayır. Diz çöktürmenin en önemli göstergesi şampiyonluktur. Efendim, tabii şimdi şöyle.
Şimdi bakın, geçenlerde açık tribünde Fenerbahçe'nin maçını izledim ben. Kimse de görmedi. Görmesin. Tamam. Karşıya baktım. Aday arkadaşlarımızdan da vardı karşıda. Protokolde oturuyor beyefendiler. Bu arkadaşlar, protokola baktım, hiç yeri yok. Tıklım tıklım doğru, üst üste protokol böyle. Şimdi baktım ama ne gördüm biliyor musunuz? Bir tane bu Eskişehir Spor sürünürken, ben Eskişehir Spor'a fakir fukara fondan kömür, yiyecek gönderdiğim zamanlarda bu beylerin bir tanesi yoktu orada. Bir tanesi gelip Eskişehir Spor'da halim ne dedi diye sormuyordu. Kendilerine bu oradaki aday arkadaşlarımızın bir tanesine ben yönetim kuruluna gir, bak imkanların yerinde diye teklif ettiğimde ben girmem dedi. Görevden kaçtı. Ama Fenerbahçe maçında protokolde oturmasını biliyor. Bakın, ve orada hüzünlendim. Hem çok sevindim, hem de hüzünlendim. Bir tane o günlerde takımın yanında olan, takımın kahrını çekmiş bir arkadaş yoktu yani şeyde. Protokolde. Hepsi yabancı. Ve şu anda üşüşmüşler başına takımın. Protokollerden çıkmıyorlar. Ama yarın Eskişehir Spor, Allah korusun, zora düştüğünde bunların hiçbirisi olmaz. Hepsi dağılır giderler. Gene Eskişehir Spor'un yerinden biz tutarız Allah'ımız. Gene Eskişehir Spor'u biziz. Onlar sözde Eskişehir Spor'u, biz özde Eskişehir Spor'luyuz. Eskişehir Spor bizim bu kentimizin markası. Kentimizin lokomotifi. Eskişehir Spor, ben gönlümdeki Eskişehir Spor şu. Nasıl Barcelona kenti dünyada, Avrupa'da takımıyla anılıyorsa, ben de Eskişehir'imizin Eskişehir Spor'la anılmasını istiyorum. Böyle bir şöhret olasını istiyorum. Ha bu mümkün değil mi? Yani bana hayal kuruyorum diyenler o zaman da diyebilir, o zaman da hayal kuruyorum dediler. Biz Darıca Gençlik'le oynarken, bilmem Zarsur takımlarla oynarken, koskoca Eskişehir Spor gidiyordu, bilmem de Karadeniz'in kenarında adını bilmediğimiz ilçenin takımıyla oynayıp kendimiz orada kalıyordu. Hep o zaman şunu dedim ben. O zaman Halil Ulan Başkan'dı. Bak dedim Halil, unutma bunu. Seni inşallah Aziz Yıldırımlarla yan yana tutturacağım dedim. Sen o zaman Adnan Polat'tı Galatasaray. Adnan Polat'larla yan yana tutturacağım. Yani Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin başkanlarıyla yan yana tutturacağım. Oturtturduk Allah'ın izniyle. Oturtturduk. Onların başına da yeter geldi. Tamam mı? Yani şunu demek istiyorum. Hayaller gerçek olur. Hayal kurun yalnız. Ama hayal kurarken de o hayalinize uygun bilimsel, teknik tedbirleri alın. Bunu yaptığınız zaman hayalinize doğru yürürsünüz. Allah nasip ederse Eskişehir Spor benim dönemimde, Allah nasip eder bize vatandaşımız, insanımız, taraftarımız, hemşehrilerimiz beni seçerse, Allah nasip ederse ben de bunlara diyorum ki Eskişehir Spor inşallah benim dönemimde ilk şampiyon da olacak. Ben tabii ondan sonra görür müyüm, görmez mi bilmiyorum ama inşallah görürüz, Avrupa şampiyonu da olacak inşallah. İnşallah. Bunu tüm sporu tabana yayacağız. Eskişehir çocuklarını bütün sinerjisini buna katacağız. Bizim biliyorsunuz yarım bıraktığımız, yarım kalan, ben hafta sonra yarım kalan bir Anadolu Yıldızları projemiz var. Anadolu Yıldızları projesini bu sefer çok daha büyük şartlarına uyarlayarak harika bir proje yapacağız. Eskişehir'imizin bütün evlatlarını, bizim o yavrularımızı, o mini mini yavrularımızı hepsini böyle elemeden geçireceğiz. O çocuklarımızın kabiliyetlerini ölçeceğiz, bakacağız. Kabiliyetlerine göre spor alanlarına onları teşvik edeceğiz. Ve bu Eskişehir'den çok kabiliyetli gençler çıkacak ileride. Büyük futbolcular, dünya çapında büyük futbolcular çıkacak. Hem Eskişehir sporumuzu yüceltecekler, hem Eskişehir'imize de büyük katkılarda bulunacaklar. Bizim Alper de Anadolu Yıldızları Projesi'nden çıkmadır yani. Hep bunlar. 4-5 tane çocuk çıktı bizim o zaman. 50 bin kişi taramıştık biz sadece o zaman. Ama bizim bugün genç sayımız burada 50 bin değil. 200-300 bin çocuğumuz ve gencimiz var. İyi taramamız lazım. Onları iyi sayı çıkmamız lazım. Çok kabiliyet çocuklar, çok fakir aile çocuğu olabiliyor. O çocukların ailesini desteklememiz lazım. İyi beslenmelerini, iyi eğitimlerini sağlamamız lazım ve onları iyi şekilde futbolda veya diğer spor alanlarında dünyayla yarışacak hale getirmemiz lazım. Benim abim teşekkür ederim. Eskişehir seçmene ne söylemek istersiniz? Valla söylenecek çok şey var. Onlar Eskişehir seçmen, vali babalarını iyi biliyorumlar. Vali babalar da onları iyi biliyor. Biz İnşallah nasip eder seçilirsek 31 Mart'tan itibaren Eskişehir'de yepyeni bir belediyecilik anlayışı, yepyeni bir halkla belediye kucaklaşması görecekler. Kapıların açık olduğu, ondan sonra herkesin kucaklaştığı, herkesin derdine anlatabildiği, herkesin derdine çözüm üretilebildiği bir belediyecilik olacak. Ve şunu da söylüyorum, hiç kimse merak etmesin.
ölümden başka her derdin çaresi vardır. Halkımız bunu söyler zaten, tesir eder. Ya üzülme derler biliyorsun başı derde girenlerine. Ya ölümden başka her şeye çare vardır. Gerçekten vardır. Allah nasip ederse biz Eskişehir'imizin bütün sorunlarının çaresini, sorunlarını biliyoruz, çarelerini de biliyoruz inşallah. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.